A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Ne kadar harika bir sahne. İsa yıllardır insanlar tarafından dışlanmış cüzdanlıyı geri çevirmedi. Onu temiz kıldı. Ama bir şey eksik gibi. İsa'nın şifa vermek için önce Tanrı'ya yalvarması gerekmiyor muydu? Bir peygamber olarak. Ama o direkt temiz ol diye emir verdi. Sanki kendisi yaşamın kaynağıymış gibi. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us! We're going to drown! He replied, You have little faith! Why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves. And it was completely calm. Ne kadar müthiş bir sahne. Ama yine bir sorun var. Bir peygamber olarak fırtınanın dinmesi için önce Tanrı'ya yalvarması gerekmiyor muydu? Nasıl olur da fırtına ve rüzgarı azarlayıp ortalığı süt limana çevirebilir? Sanki kendisi doğayı var edermiş gibi. Öğrencilerin hepsi hayret içinde bunu söyledi. Bu nasıl bir adam ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor? İsa sıradan bir peygamber mi? Yoksa peygamberin ötesinde olan bir varlık mı? Some men brought to him a paralytic lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Take heart, son, your sins are forgiven. At this, some of the teachers of the law said to themselves, This fellow's blaspheming. Knowing their thoughts, Jesus said, Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Which is easier to say, Your sins are forgiven, or to say, Get up and walk? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, Get up. Bu sahneyi görüp de Rabb'i yüceltmemek mümkün değil. Ama yine bir sorun var. Bir peygamber bir insanın işlemiş olduğu günahı bağışlayabilir mi? Ne kadar yüce bir peygamber olursa olsun, o da insandır. Bir insan ancak kendisine karşı işlemiş bir günahı bağışlayabilir. Nasıl olur da başkasının günahını bağışlayabilir? Tanrı'dan başka kim bunu yapabilir? Kendisini Tanrı'nın yerine koyup insanı bağışlayan bir kişi. Açıkçası Tanrı'ya şirk koşmuş ve bu çok büyük bir günahkardır diye bakabiliriz. Öyleyse nasıl olur da felçliği tek bir emirle ayağa kaldırabilir? İsa sıradan bir peygamber olamaz. Peygamber ötesinde doğaüstü biridir. İsa kendisi için şöyle dedi.
Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya, yani yaratana gelemez.